Özaydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu adayımız Erdem Akdeniz. Hoş geldin Erdem. Erdem de arkadaşlar önümüzdeki hafta sonu, bugün günlerden pazartesi, önümüzdeki hafta sonu cumartesi veya pazar sınavı girecek arkadaşımız. 7. dersimizi yaptık. Şimdi 8. dersimizi yapacağız. Geçen hafta biraz tam hazır değildik. Video çekemedik. Geçen hafta hiçbir video çekemedik arkadaşlar. Bu haftaki ilk videomuzu Erdem arkadaşımıza çekiyoruz. Ondan nasip oldu. Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Erdem de buraya, sınav günü buraya geliyoruz. Kimliğimizi komisyon başkanına veriyor. Evet, aynen yüzünü okutuyorlar. Saça dikkat etmek lazım. Efendim? Saçı uzun almayabiliyor. Tabii tabii, bazen yüz tanımada yüzü algılayamayabiliyor. Sistemi düşmüyor. Evet. O yüzden yakın, o fotoğraftakiyle yakın olması lazım. Evet. Yani şu andaki şeklin. Ona göre okusun, tanısın yani. Geçiyoruz. Motor kaputunu açarak başlıyoruz. Evet. Evet Erdem, başla bakalım. Burası cam su, burası motor suyu, burası motorumuz, burası motor yağı, burası motor yağı açığı. Burası havalandırma. Hava filtresi. Hava filtresi, hava filtresi. Akümüz. Bu da fren yağımız. Evet. Şurada burada ne var? Sigorta kapağımız. O sigorta kutumuz. Sigorta kutumuz var. Burada ne var? Radyatör var, değil radyatör, mi? Radyatör, radyatör kapağı. Radyatör kapağı. Tamam. Kapatıyoruz. Sonra bagaja geçiyoruz. Erdem, bagaja geldik. Bagajımızı açıyoruz. Bagajımızı açıyoruz. Şurada çeki demirimiz var. Dijon anahtarımız var. Evet. Lastiğimiz var. Yedek lastiğimiz var. Evet. Kriko'muz var. O dijon anahtarı. Dijon anahtarı. Şu kriko. Şurada kriko kolu, değil mi? Evet, kriko kolumuz var. Ondan sonra burada üçgen reflektörlerimiz var. İlk yardım çantamız var. Burada yangın tüpümüz var. Yangın tüpümüz var ve kapatıyoruz. Şimdi son olarak dört lastiği şuradan, dört lastiği kontrol edip aracı geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bir videomuz daha. Birlikteyiz. Bugünkü videomuz biraz geç oldu. Geçen hafta video çekemedik. Arkadaşlarımız şöyle bir hazır hale gelsin istedik. Kendilerinden emin oldukları zaman, evet, biraz daha özgüvenleri arttığında çekelim istedik. Bu birinci konu. İkinci konu arkadaşlar, bunu uzun zamandır değinmek istiyordum. Bu video aracılığıyla onu da değineyim. Şimdi malum videolarımız var. Sınav videolarımız var. Gerçek sınav videolarımız. Burada gerçek sınav videolarımızı biz gerek sürücü adayından, gerekse komisyon üyelerinden izin almak kaydıyla yazılı izin alıyoruz arkadaşlar. Yani bir tutanak tutarak YouTube'da yayınlayacağımıza dair beyanlarını, izinlerini alarak bu şekilde yayınlıyoruz. Herhangi bir, bugüne kadar zaten sıkıntılı bir pozisyon olmadı. Fakat eleştirileriniz, yorumlarınız her zaman için takdirle takip ediyorum. Bazen biraz daha böyle dozu farklı boyutlara geçen yorumlar var arkadaşlar. Bunlar bizi ve komisyon üyelerimizi üzüyor. Yani kalma videolarında keyfi bir durum yok arkadaşlar. Dubai'ye çarpmış arkadaşımız kalır. Kendi kızı da olsa burada, kendi oğlu da olsa, bakın aday, kendi çocuğu olsa yine bırakmak zorunda. Çünkü burada oturan komisyon başkanlarını, komisyon üyelerini de denetleyen park yerlerinde, başlangıç yerlerinde müfettişler var arkadaşlar. Lütfen bu konuları göz önünde bulunarak değerlendirme yapalım. Kişiselleştirmeyelim olayları. Şahsileştirme diye bir şey var arkadaşlar. Kurallar net. Ek 4 formu var arkadaşlar. Bilgisayar var, tablet var komisyon başkanının elinde. O tabletteki maddelere göre değerlendirme yapıyorlar. Şu anda videomuzun altında, açıklama kısmında linki var arkadaşlar. Tıklayıp o ek 4 formunu inceleyiniz. İncelemenizi tavsiye ederim. Ön bilginiz olur. Bakın hangi hatalardan kalırsınız, hangi hatalardan geçersiniz. Yani bir sarı hata geçer. Çok faydalı olacak. İkinci değil mi? Bak, ben size buldum, çok faydalı. Aynen. Bütün adaylarımı gönderiyorum ben onlara arkadaşlar. Linkini. Kendi web sayfamız var. Özaydın Sürücü Kursu'nun. Orada da yayınladık. Güncel fiyatlarımız da var. Sürücü kursları, ehliyet fiyatları, sürücü belgesi sınıflarına göre fiyatlarımız da mevcut. 3 aşağı 5 yukarı Türkiye geneli aynı zaten fiyatlar. Onları da inceleyebilirsiniz. Onun da linki var bu videonun altında. Bunları inceleyerek, bu ek 4 özellikle yorumlarımızı
siz burada oturuyormuşçasına, yani siz burada komisyon başkanıymışsınız gibi düşünerek yorum yapın arkadaşlar. Yani Duba'ya çarptı ne var ya, bir şey geçer mi falan, öyle bir şey var arkadaşlar. Lütfen biraz daha böyle özellikle komisyon başkanı, hocalarımız bunlar, öğretmenlerimiz arkadaşlar, rica ettik, izin aldık çekim için. Hani rencide edici yorumlardan kaçınalım lütfen. Eleştirebilirsiniz. Tutum ve davranışların hoş olmadığından, daha çok böyle esnek davranabileceklerinden falan bahsedebilirsiniz. Yani bunlar normaldir ama diğer türlü yani bazen bu yorumlar şeyini aşıyor. Hoş olmuyor arkadaşlar. Herkes takip ediyor bu yorumlarımızı, videolarımızı. Bu konuda biraz sizlerden daha böyle duyarlı davranmanızı istiyorum yorumlar konusunda. Mümkün olduğunca sormak istediğiniz kurslarla ilgili, sınavlarla ilgili konular olursa da yine videoların altında sorabilirsiniz yorumlar kısmından. Cevap vermeye çalışıyorum mümkün olunca. Evet, şimdi biz kendi şeyimizi geçelim. Erdem arkadaşımızla aracımıza bindik. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Koltuk ayarımızı kontrol ediyoruz. Koltuk ayarımızı falan yaptık. Koltuk ayarımızı yaptık. Zaten bir önceki ders çalışmıştık. Koltuk ayarı tam kendisini. Aynı yine yaptık. Evet. Ondan sonra diyoruz araç tanıtım yapıyoruz. Şöyle göstergelerden bir başlayalım bakalım. Şu devir, şu soldaki neydi? Bu devir şeyi. Evet, saati. Devir saati. Bu hız saati. Evet. Kilometre saati. Burada normal bilgisayar aynamız var. Yol bilgisayarımız var. Şu el feneri için. Evet. Onlar ne işe yarıyor? Burası sol sinyal. Aşağısı sağ sinyal. Yukarısı. Bu da silecekler için. Silecekler. Vitesimiz. Alt ileri bir geri vitesimiz var. Şu neydi? Bu da el frenimiz. Pedallarını söyleyelim. Şu soldan sağa ayağında göstererek. Bu debriyaj. Evet. Bu fren. Bu da gaz. Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi artık kalkış hazırlığımızı sen de şey aynı. Sol sinyal hızı aldık. Biz ondan de sonra takalım. Yürümeden hemen önce eleştiri almayalım bizi. Vitesi bir almak zorundayız kalkış yapacağımız için. Ayağımız full debriyajda. Anlat. Ondan sonra el freni indirdik. Yola bakıyoruz. Yavaş yavaş yola bakıyoruz. Arkamızdan araba geliyor. Sanırım buraya girecek arkamızdan. Evet, bir tane daha geliyor o araba. Sen ortaya çık, o soldan geliyor. Tamam, çıkış engeli halimiz yok. Şimdi tamamen boşaldı. Şimdi gidiyoruz. İkiye atıyorum hemen vitesimi. 20'yi gördüğüm gibi. Evet. Ondan sonra basıyorum. Hız sınırı burada 40 dediği için. 40'da gidiyoruz. 40'da gidiyoruz. Çok güzel. Aracımız normal giderken sürekli debriyajda durmuyor ayağımız. Vites attıktan sonra debriyajın işi bitti mi, debriyajın üzerinden çekelim. Değil mi? Evet. Üzerinde basıp tutmayalım. Hem hafif dokunmamız bile debriyaj baltasına zarar verir. Evet, gayet güzel. Arkası kalabalık mesela yol şu anda. Evet. Çok yere giden oluyor. Kendi şeridimizde gittiğimiz sürece problem yok. Aydın yolları biraz şey, çetrefilli oluyor yine. Sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Evet, kavşağa geldik Erdem. Burada ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi verdik. Şuradan bir şeyi gördüğüm gibi. Ondan sonra hafif böyle gaza dokunuyorum. Geldiğim zaman debriyaj basıp duracağım. Debriyajı tam basalım değil mi? Full bastıktan sonra yavaş yavaş duruyoruz. Şöyle duruyoruz. Alıyoruz. Bir. Arkadaşlar bir de şu konuyu değineyim. Bu kavşaklara yaklaşırken nasıl yaklaşırız, durur falan videolarımız var. Önce freni bas, debriyajı bas muhabbeti var. Önce debriyaja mı basılır, frene mi basılır? Devam et. Şimdi buraya yaklaşırken arkadaşlar hızımız aşağı yukarı 20'ye falan düşüyor. Yani 20 km hızla giderken önce freni basılmaz. Sonuçta adaylarımız daha yeni sürücü. Sizler belki 3-5 yıldır araç kullanıyorsunuzdur. 20 km giderken bile önce freni basabilirsiniz. Ama arkadaşlarımızı önce debriyajı basmalarını tavsiye ediyoruz. Debriyaj bizim için can güvenliği değil mi? Evet. İstop ettirmemek için. Her şey için çok önemli debriyaj. Debriyajı tutarsan ehliyet alırsın hocam. Sloganımız bu arkadaşlar. Debriyajı tut, ehliyeti al. Ve çok çok önemli yani. Evet. Çok işime yaradı. Hocam sağ olsun. Çok güzel öğretiyor. Ben sıfırdım. Sıfırdım. Yedinci derste bu hale geldim. Evet. Anlatabilirsin böyle. Kendinden bahset mesela. Zaten yola çıktık. Ben 18 yaşındayım. Değişim Koleji'nden mezun oldum. Şimdi şurada bir araç var. Sola geçebilirsin. Önce onu bir ayarlayalım. Arkamız boş. Arkamıza baktık. Tamam. Hemen soldan şeylerine baktım. Evet, devam edelim. Neydik? Değişim Koleji. Değişim Koleji'de hemen mezun oldum lisesinden. Bundan sonra üniversite sınavına girdim, her gencin yapacağı gibi. Sağ üniversite sınavında da işte daha belki biliyorsunuzdur, bu cumartesi açıklandı sonuçlar. Nereye kazandın? Bundan sonra Yıldız Teknik Gemi Mühendisliğini kazandım ben. Evet, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Bölümü beklesin. Aydın'dan bir yiğit geliyor, Efe geliyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var hocam. Kampüs yerleri var mesela. Belki yıldız okuyan arkadaşlarımız vardır veya kazanmak isten. Buranın kampüsü şey, Beşiktaş'ta kalıyor tam. Esenyurt kısmında değil. Çok güzel bir kampüsü var hocam. Evet. Yıldız Sarayı'nın hemen yanında. Zaten bilen eski yer oradaydı. Beşiktaş'ta değil mi? Evet evet. Beşiktaş'ın tam merkezinde. Bir tek şey yurt sıkıntısı Galata Köprüsü'nü geçtiğinden sonra. Evet 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 hocam. Onun ismi değişti galiba. Galata Köprüsü'nün de. Emin olmakta araba. İşte oralardan hocam şu an şeye bakıyoruz. Bir anda bizi İstanbul'a götürdün ya. Bak oralarda bir gezmiştim bir ya. Bundan birinin araya birkaç yıl önce. Hocam bir şey diyeyim mi? İstanbul'da şey varmış. Eminönü var ya.
Ben orada kumpir yemiştim. Bunun 2 sene önce 35 liraydı. Şu an 2 lira. Sohbet edene ben geldim köşemize. Sağ silimi veriyorum ama bak köşeye geldiğimden. Hemen 3 almadım bu yolda zaten döneceğimiz için. Aynen 2 ile geldik. Dönerken ayağımı çekiyorum. Hafif dokunuyorum. Full debriyaj basıyorum. Her ihtimale karşı yavaşlamam gerekirse diye. Çok yavaş. Şöyle azıcık frene dokundum. Çok güzel. Sıramız da fazla yok. Gidiyoruz. Şuradaki aracın arkasında sıramızı bekleyeceğiz. Evet. Yavaşça durduk. Yavaş. Bu ara yani sohbet de güzel. Kesmeyiz buraları madem ki muhabbetimiz yarım kalmasın. Anlatıyordum tam. Eminönü'nde kumpir falan. Eminönü'nde hocam kumpir. Eminönü değil de şey işte Mecidiyeköy'de mi? Öyle verdi kumpir Ortaköy'de. 35 liraydı hocam bunu 2 sene önce. 200 lira olmuş şu an mesela. Tabii canım. Bayağı bir 2 sene az bu zaman değil. Bir yılda bile bayağı değişti. Kız arkadaşım gitmiş mesela geçen sene hocam 85 liraymış geçen sene. Geçen şimdi 200 olmuş. Seneye 400 olur. Yapacak. Hazırlıklı olalım yani seneye 400 olabilir. Evet. Opsiyonlar bunlar hocam yani yapacak bir şey yok. Yurt bulduktan sonra aslında o kadar sorun değil de İstanbul. Evet arkadaşlar paralel parka geldik. Sağ silinimi sıra bize geldi. Vincitesimizi aldık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Anlat kendini ne yapıyorsun? Normal yavaş yavaş gidiyoruz. Şimdi şu Dubai'yi de geçtikten sonra ikinci Dubai'yi de arkamıza bakacağız. Önce şunu kurtaracağız. Sayılır. Sola gitme. Sayılır. Açık durma fazla. Dubai'ye bakıyoruz. O tam üçgen yere birazcık daha gideceğim. Getirdik. Hop getirdim. Ondan sonra tam sağa kırıyorum. Tam sağa kırdıktan sonra geri vitese takıyorum. Ondan sonra geri gidiyorum. Ta ki şeye kadar arkadan şu aynadan iki tane Dubai görene kadar. Soldaki aynamızı. İki tane Dubai'yi gördükten sonra arabayı düzelteceğim. İkinci Dubai'ye çok azıcık gördük mü tamam. Yeterli. Tamam. Çok çıkarmayacak yani fazla. Hı-hı. Arabanın kenarında teğet olacak. Bir daha geri gidiyorum. Şu tam kameranın olduğu yerde de. Orada köşeye denk getir. Tam huniye denk gelecek. Tam kameranın olduğu yerde. Yavaşlıyoruz. Tamamdır. Tam kameranın olduğu yerde oldu. Şimdi tam sola kırıyorum. Tam sola kırdıktan sonra giriyorum. Şu sağdaki aynamıza bakıyoruz. Tam sağdaki aynadan paralel olduğunu görmemiz lazım. Veya manevra yapacaksak manevraya bakmamız lazım. Yani direkt gidiyorsa manevraya gerek yok. Bak şu anda gayet şu güzel. An azıcık daha gittim. Hop. Düzelttim. Parkım bitti. Geri vitesini aldım. Sol sinyalimi yaktım. Birinci vitese geri taktım. Ondan sonra tam sol yapıyorum bir daha. Çok güzel. Ve çıkıyorum. Güzel bir park. Başarılı bir park oldu. Şurada da bir duruyoruz Erdem. Çıktıktan sonra. Burada. Duruyorsun burada. Çıkışta. Evet. Bizi alıyorsun. Ha evet sizi alıyorum. Bizi aldıktan sonra kalkış sinyalle. Bir daha sinyalle. Sol sinyalle devam ediyorsun. Ondan sonra L parka gidiyorsun. Tamam mı? Evet, Erdemciğim ne yaptık? Paralel parkı bitirdik. Yer. Bitirdik. L parka geldik. Ne yapıyoruz burada Erdem? Sinyalimizi yaktık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Sağ ol sinyalimizi. Şu ikinci Dubai'yi kaybedeceğiz bu sefer. Bu sefer kaybediyoruz. Evet, bu sefer kaybediyoruz. Kelebek camını orada yan camda kaybediyoruz. Hop kaybettik. Şimdi tam sağa kırıyoruz. Ondan sonra geri vitese taktık. Tam yatıralım. Onu biraz erken atıyoruz da bak şöyle yapalım. Bir saniye onu da göstereyim. Şu tut bakayım üstten. Heh, sık. İşte bu ya. Heh. İşte bak. Evet. Şimdi geri gidiyor. Yandan çektin mi? Evet. Biri atıyor. Şimdi şu sağdaki aynaya dikkat ediyoruz. Kurtardı mı diye. Kurtarıyor mu diye. Kurtardı zannedersen. Aynen. Burada kurtardı öndeki. Evet. Sola bakıyoruz. Şimdi solumuza baktık paralel yapmak için. Ufak ufak frene dokunuyorum ben burada. Şey olsun diye araba yavaşlasın diye tamam. Bir anda zınk diye gelmesin diye. Paralel yaptık. Paralelimizi yaptık. Şimdi direksiyonu düzeltiyoruz. Birazcık daha geri gidiyoruz. Geri gittik. Onun hizasını geçti. Tamamdır. Arabayı kurtardıktan sonra. Şimdi kalkış hazırlığı yapıyoruz. Arabamızı dire taktık. Bir ataktan sonra yavaş yavaş gidiyoruz öne doğru. Yavaş yavaş giderken kurtardan zınk diye kırıyoruz bu arada. Hop seri. Ettik. Yoksa oraya çarpma. Evet. Burada da duruyoruz. Aynı paralel parktan çıktığımız evet. Gibi. Burada da L parktan çıkınca duruyoruz. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Aynen. Hocamız geldikten sonra devam ediyoruz. Biz biniyoruz. Ben de. Ben burada debriyajda gidiyorum ama önüm boşaldı gaza geçtim. Gaza geçelim. Mesafemiz yakın olduğu için iki almaya gerek yok. Şimdi yaklaştığımız zaman sağ sinyal yakacağız duracağımız için. Sağ sinyal çok önemli. Kaçınacağız. Evet. Duruşlar sağ sinyal. Kalkışlar sol sinyal. Şimdi şu çizgiye ulaşacağız. Dur levhası var. Gözüküyordur bir yandan. Evet, şurada çizgide duruyoruz. Debriyaja fren bastık. Sonra yavaş yavaş gelirken frene zınk diye dokunuyoruz. Zınk diye değil de yavaş. Yavaş yavaş. Ani fren de ani fren yapmıyoruz. Şimdi bir daha şöyle tuttuktan sonra geriye aldık. Hop, geri İşi kolaylaştırdık değil mi? Evet, bir şey daha kolaylaştı. Videoda bir şey daha öğrendik. Evet hocam. Hep arkadaşımız vitesi, geri vitesi zorlanıyordu. Benim öğreten annem en başta öğretmişti. O şekilde öğrenmişti. Tamamdır şu an. Hemen sol sinyalimizi yaktık. Yeri aldık. Hemen bire taktık arabayı. Ve gidiyoruz şu an. Araba yürüdükten sonra debriyaj ayağımızı çekiyoruz. Gaza arkaya veriyoruz. Bakıyoruz. Arkamıza bakıyoruz. Şuradan U atacağız. U dönüş yapacağımız için 2'ye atmıyorum hiç. 1'deki U atıyoruz.
Bakıyor solumuza sağımıza. Yok gelen. Gazdan yanımızı çekiyoruz. Hafif hafif verebiliriz. Uğurumuzu attık. Ve düz attık arabayı. Evet. İkiye alıyorum hemen vitesime. 20'yi gösterdiği gibi oldu. Hemen ikiye bastık. Şimdi orada kamyoncu arkadaşlarımız var. Onlar da bir yerde sınavda da oraya bir ani duruş defası koyacaklar. Komisyon sana komut verecek. Şimdi diyecek, yap diyecek, fren diyecek. Sen de basacaksın. Çok hızlı yapmıyoruz. 30-35'te gidiyoruz ikinci vites. Evet, ikinci vitesteyiz. 40'ı yormamız lazım. 40 yordum, 3'ü istiyor araba. Aynen. Arkaya da bakıyoruz bu ara arkadaşlar. Ani fren yapmadan önce. Çünkü şeritteyiz. Yakın arkamızda araç varsa, değil mi? Vazgeçiyoruz, yapmıyoruz ani freni. Burada şimdi kimse yok arkada, yapabiliriz. Güzel. Şimdi kalkacağız. Aman debriyajı bıraktım. Debriyajı bıraktım. Hata bir yaptım. Sarı. Evet hadi bakalım. Sarı atalım. Sarı yedik. Çünkü testteyken debriyajı bırakmayacağız, evet. Değil mi? Hadi bakalım. İyi. Güzel bir hata yaptık. Basit bir hata yani. Evet. Şimdi kalkacağız. Hazırlattım. Şu sola sinyalimizi verdik. Evet, araba yürüdü. Ön gazımızı verdik. Normalde sıvı ettirmiyordum. Burada EDES tutmadı. Aa işte hayır EDES tutmadı. Yani işte ayağımı çektim. Debriyajı çekmeyecektim. Debriyajı tut. Ehliyeti kap. Bakıyoruz. Sağ dönüyor, gelen giden var mı? Sağ sinyalimizi verdik. Gelen giden var mı? Yok. Tamam. Temiz. En uçta yaparken en yakından gidiyoruz. Şöyle. Sağ dönüşler. Dardan. Hı-hı. Dardan yapıyoruz. Hemen ikiye alıyorum ben. İkiyle gidiyoruz. Bu aylin parkuruna bakarsanız eğer hocamın videolarından gözüküyor zaten parkurun nasıl olduğunu. Tabii sorun değil. Hemen tek 40'a geldik. 3 atacağız ve 2000 devire geldi bu motor devir saatimiz. Hemen vitesi yükselteceğiz yani. Evet. Şimdi ileride bir kases var. Bu kasese doğru yol alıyoruz. Burada güzel rezidanslar yapıldı. Aydınlı. Bakıyoruz sağdan araba geliyor mu? Yok sağdan gelen araba yok. Arkamız boş. Geçen gün şurada mesela bir insan yürüyordu. Sol sinyalde sola geçmek zorunda kalmıştık. Evet, devam ediyoruz böyle. Kasise kadar, değil mi? Kasise ikiye alacağım. Daha erkenden de almayalım. Kasise yakın, şöyle 10-15 metre kala. Hızımızı yavaşlıyoruz. Kasise defasını gördük. İkiye aldık. Debriyajda gidiyorum ben buradan. Yani debriyaja gidebiliriz. Çok ufak frene dokunuyorum, çok yavaş yavaş. Hızımızı şöyle 20'ye falan düşürelim, değil mi? Evet, kasise hızımız yanında. 20'ye doğru gelsin. Şurada azıcık daha dokunup zınk diye çıkıyoruz. Hop. Oh, bıraktık, istedik. Gaza geçtik yarım. Arkaya baktık, boş. Arka temiz, devam. Sola geçeceğiz. Çünkü ileriden ada kavşak dönüş yapacağız. Evet, ada kavşak dönüş yapacağımız için. Burada yine 3'ü almıyorum, ben zaten dönüş yapacağım. Yakın zaten, tamam. Fazla da bağıttırma. Yine 30'da falan gidebilirsin. Arkası çünkü müsait, hızlı gelen yok. Sıkıştıran yok arkadan. Evet. Şimdi önümüzdeki yerden sola yapacağız. Döneceğimiz için. Tekrar ne yapıyoruz? Sol seyrediyoruz, değil mi? Sinyal önceden yakın. Burada mutlaka ne yapıyoruz? Duruyoruz. Yol boş mesela ama yine de duruyoruz. Vitesimize dikkat ediyoruz. Hadi bakalım, çıkalım. Vitesimizi bir aldım, sol sinyalimi verdim. Devam et, burada uzun süre beklemek. Gelen araba olur. Yokken, tamam yani araç yokken çıkalım. Sağ şeride geçeceğiz. Yani. Şöyle genişten alıyoruz. Genişten alıyoruz. İkiye atacağım hemen. Şimdi bir tane kasis var karşımızda. Bu kasise kadar gidiyoruz. Arkamızdan araba geldi bir tane. Şu an arkamız boş. Evet. Kasise yaklaştık. Yavaşlıyoruz. Yavaş yavaş. Devirecek fırı basıyorum. Ayağım devriyajda. Ufak ufak frene dokunuyorum. Yaklaşmadan önce şöyle ufak ufak. İkideyiz. Arabanın altı sürtmesin diye zaten. Hop hop. Kurtardık. Gaza basıyoruz gene. Üçü atacağım. Üçü attım. Şimdi yeniden gaz veriyorum. Evet. Zaten bundan sonrası parkur rahat. Ne yapıyoruz burada? İkiye aldım. Evet. Ama yola mutlaka görüyoruz, değil mi? Evet, yola bakarak zaten. Böyle çıkış yapmayacağız. Yavaşlıyoruz iyice. Daha da yavaş. Sağ tur. İyice yavaş. Var mı gelen? Yok. Gelen yok. Temiz. Temiz olduğu için sıkıntı yok. Bir daha gaz veriyorum. Şimdi sağ tarafa çıkacağız buradan. Biraz ileriden. Sinyallerimiz var mı unutmuyoruz. Araba çok bu aramızı da ayağımı çekiyorum birazdan.
Sağ sinimizi veriyorum. Eğim yolu. Sokağına gidiyoruz. Eğim yolu gidiyoruz. Yavaş biraz daha. Ayağım fulle viraja bastım şimdi. Sonuna geçebiliriz. Son tarafa. Ha, o zaman gaz veriyorum. Aynen, gazla devam et. Sınavda böyle arkasında bekleriz de burada müsait şöyle sol tarafa boşluğa gel. Yürü biraz daha. Şimdi full debriyaj basıyoruz. Sinyal de tamam değil mi? Evet, sağ sinyalimizi ekliyoruz. Tamam, geçen dersleri unuttum. Kalkış hızı da yap şimdi. Evet. Biri aldık. Sol sinyalimiz vardı kalkış için. Evet. Araba bağırıyor böyle hafif. Hafif. Tamam, bırak freni şimdi. Şu gitsin, acele etme. Tamam, devam et arkasından. Sol sinyalimiz açık kalabilir zaten, sol alıyoruz buradan. İkiye alıyorum arabayı. İleride yeniden bir daha bir alacağım. Hafif debriyaj yaptık yukarı rampada değil mi? Evet, hafif debriyaj yaptık. Araba biraz bağırdı. Araba bağırdıktan sonra şimdi sol yapacağız. Ben hemen biri alayım şöyle arabayı. Hafif böyle fren basıyorum çünkü döneyim sağıma solama bakabileyim diye. Yolu görene kadar? Evet, yolu görene kadar yavaş yavaş gidiyoruz. Önümüzdeki arabaya da bakıyoruz. Tamam. O da demek ki araç var ki durdu bak. Evet, trafik bize bekliyoruz sıramız. Haydi bakalım. Şöyle debriyajı tutarak. Tutarak yavaş. Debriyajı tut, ehliyeti al arkadaşlar. Evet, sağ temiz, sol temiz. Gittim ben. Bir kere debriyajı bıraktık, onu da istop ettik değil mi? Evet, bir tane debriyajdan bırakmış olduk. İkiye alıyorum. Güzel. Sol sinyalimi çakacağım şimdi şu konteynerin orada. Bir almaya gerek var mı hocam? Şu hayır, hayır. Burada bak, temiz, ne frene gerek var, ne devre. Bak, hiçbir şey basmıyorsun. Evet. Sadece yani gazdan çekmen yeterli. Virajdan yolu gördün mü, gaza geçebilirsin. Genişten alıyoruz zaten. Genişten alıyoruz, tabii. Güzel, çünkü karşı şeritten geleni görmüyoruz. Karşımıza kamyon gidebilir, herhangi bir şey gidebilir. Şu yoldan çıktık mı da 3'e alacağım. İleride bir durma yeri var. Duracağız yani. Ondan bire takmamız gerekiyor yaklaşınca. Evet. Kavşağa yaklaşınca. Azıcık daha gidebiliriz. Biraz daha git. Ha. Çok uzun süre debriyajı gitmemek için neyden yakın alırsan bire debriyajı fazla basmamış olursun. Tamam mı? Evet. Yavaşla şimdi. İyice yavaş. Boş. Sağ mı? Solumuz boş. Yerdeyiz zaten. Hemen geçiyoruz gaza. Çok güzel. Araba bağırdı için hemen ikiye takıyorum. Çok bağırttırmamak lazım. Bir iş. Birinci vites, kalkış vitesidir zaten. Evet. Vitesi. Işıklarda beklerken de biri kalabilir. Tamam. Işıklar yaklaştığında biri alıp, hı-hı, öyle yaklaşın. Her an sarı ve yeşile dönebilir. Evet. Yeşil zaman direkt sıkıntı yok. Evet. Gideceğiz. Bakalım şansımız ne? Şansımız bakalım. Şimdi zaten böyle döndük mü hemen karşıda ışıkları gözlemliyoruz biz, evet. Tamam mı? Bak şimdi baktık bak. Ana yol caddenin ışığı yeşil yanıyor. Bak ne yaptı? Şimdi bizim oraya yeşil verdi. Şu anda bizim yeşil yandı. Evet, ama biz oraya gidene kadar yetişemeyiz. Evet, önümüzdeki ilerlemiyor. Yani bak şimdi zaten biz oraya vardığımızda tekrar kırmızı olacak o. Bu aralıkta yetişemeyiz yani. Evet, ondan biri alacağım şimdi. Oraya yaklaştığında. Yavaş yavaş. Debriyajı sert bıraktık. Ufak bir hata oldu. Biz yetişemedik mesela. Böyle geçemiyoruz, tamam mı? Burada duruyoruz. Işığı görecek şekilde. Işığı görüyoruz. Şimdi nereye döneceğiz? Sağ yapacağız oradan. Sağ sinemi yapıyorum. Şuradan varken sol yaptım. Hemen şimdi sağa gelirim. Buradan istop ettirmeden, hı-hı, kalkmak için önce bir hafif... Arabayı titreteceğiz. Debriyajı sağ kavrama noktasında tutabilirsin. Şöyle titreme vaziyette. Şöyle şu şekilde. Aynen. Mesela belki sesi de duyduğudur. Öyle. Yanmıyor öyle. Acelemiz yok. Hatta parkur süresi 40 dakika olduğu için rahat rahat gidişiyor. Şimdi her an yanabilir. Debriyajı bırakmıyoruz, hı-hı, freni bırakıyoruz. Bazı arkadaşlar burada ikisini birden bırakıyor. O zaman ilk arabayı sok edelim. Bırak freni, debriyajı sabit, yandı. Gaza geçiyoruz. Gaza sağdan. Hızlanıyoruz. Yakın geçiyoruz hemen buradan. Gaza hızlanıyoruz. Hızlandık. Hemen iki istiyor araba. İkiye verdik. Burası benim işte okulum, sol taraf değişim koleji. Evet, değişim koleji. Arkadaşımızın mezun olduğu okul. Ben hep eskiden görüyordum burada arabaları, sürücü kursu arabalarını. Arif hocam da işte varmış burada. Bir gün ben de burada olacak mıyım acaba diye. Evet hocam. Otobüste işte karşıdan karşıya geçerken falan şey yapıyorduk. Bakıyorduk hep. Burada orada geçirmiyoruz. Yani, yol çok kalabalık değil ama. Çok şey değil, alabilirsin yani. Mesela 60'ı gelip 4'ü alabilirsin. Ya da böyle 50 ile 3 ile gidebilirsin devirmeyi.
Mesela hızdan biraz motoru geçelim. Sol sinyali yak. Bak arkada boş. Sola geç. Ortaya, orta şeride. Hızdan biraz. Rahat rahat şu motoru geçelim değil mi? Hızdan biraz. Al dövme. Şimdi sağ geçelim. Sinyalim çok önemli. Şimdi ışıkları yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Kapatalım zaten sinyalim. Şeridimizi geçtik. 3'te git at 3'e. 3'e al. Devam et bas gaza. Bas hızlan bas. Yağ gibi git böyle hızlan biraz daha. 2'yi alman için yaklaşman lazım işte. Şimdi al 2'ye. Ne yapıyoruz? Nereye döneceğiz? Yavaş yavaş sağa döneceğiz. Sağ sinyalimizi yaktık. Yavaş yavaş fren dokunuyorum. Sıkıntı var mı diye. Yok sıkıntı. Güzel. Biliyoruz artık uygun bir yerde durup park yolumuzu tamamlıyoruz. Değil mi Faruk? Evet. Evet. Sonuca bitişe, finişe doğru yaklaşıyoruz. Heyecanlı. Gayet güzel bir performans, iyi bir ders olduğunu düşünüyorum. Bir tane sarı hata var. Bir sarı hatamız var. O da çok gereksiz ve basit bir an. Evet. Dikkatsizlik ve konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı. Ani frenden sonra debriyajı neye bırakıyoruz değil mi? Evet bırakmıyoruz. Yavaşlıyoruz şimdi. Ne yapıyoruz? Duracağımız için. Sağ sinyalimizi verdik. Yavaşlayalım. Evet. Şu araya girebiliriz bak. Şu polonun arkasına. İleri. Polonun arkasına. Şöyle biraz daha yaşayalım. Kaldırımı değmeyecek şekilde. Bir tık daha yavaş. Debriyaj frenle geliyoruz. Debriyaj frenimize bastık. Evet. Şunun arkasında durduk yavaşça. Evet. Hemen ne yapıyoruz? El frenimizi çekiyoruz. Boşalıyoruz. Boşalıyoruz arabaya. El freni çektikten sonra. En son pedalı bırakıp istop edelim. İstopumuzu ettik. Bıraktık. Ayağımızı çektik. Evet arkadaşlar. Erdem arkadaşımızla bir dersimizin de sonuna çok gelmiş bulunduk. Çok iyi ders hocam. Elinize sağlık. Tebrik ederim ben de. Gayet güzel. O basit artık her zaman olmayacak bir hata. Evet. O yani bir kalkış yaparken veya ne bileyim rampa kalkışında yapılmış bir istop değil. Boşluğuna denk geldi. Evet anlık bıraktım. Yapmayacağım bir şey. Olabilir öyle durumlar. Ama sonuçta hata olarak. Evet hata. Sonuçta. Evet. Yapacak bir şey yok. Güzel. Yani 8. dersimizde artık yarın sınav olsa girerim. Hazırız inşallah. Öyle düşünüyoruz. Evet Erdem'ciğim. Benim söyleyeceklerim fazla bir şey yok. Zaten dersimizin başında söyledik. Arkadaşlarımız inşallah o açıklamaları dikkate alarak. İnşallah. Yorumlarını yaparlar. Eleştirebilirsiniz. Eksikleri vardır mutlaka. Bizim görmediğimiz. Aynen. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz zaten eksiklerimizden ders çıkarıyoruz. Emin olun bakın evet. Burada sınav provalarında veya sınav provalarında mesela bir arkadaşımız direksiyonu hep şu şekilde tutmuş. Açıkçası ben de arkada olduğum için fark etmedim. Aynen. 9-15 tutmamış. Hı-hı. Bu şekilde alttan tutmuş. Sürekli onunla ilgili yorumlar geldi. Haklı bir şekilde yani arkadaşlar. Haklı o yorumlarda. Ama sınavda o arkadaşımız gerçek sınavda emin olun o yorumlar sayesinde direksiyonu 9-15 tuttu arkadaşlar. Bu şekilde karşılıklı bayan bir arkadaşımızdı. Yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Kanalımıza verdiğiniz destekler ötürü de. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin var mı? Hocam ben selam yollamak istiyorum kız arkadaşıma. Ahıyor buradan çok çok selamlar. Arkadaşlar debriyajı bırakmasınlar kesinlikle. Debriyajı tut ehliyet al. Zaten basit bir kural. Evet. Öğrettiğiniz üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Sinyaller. Sinyaller çok önemli. Kanala abone olun. Like atın. Yorum atın. Tamam, bol bol emojili yorumlar atın. Öyle diyoruz. Arkadaşlarımızı gönderiyoruz linki değil mi? Tabii ki hocam. Herkese atıyorum evet. Ben linki. Güzel bir ders oldu. Sohbet, muhabbet. Evet ortam çok keyifli. İçerisinde keyifli bir ders yaptık. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Görüşürüz.